bu da mazluklaşıldı diyor. Hı hı. Metin'in bahsettiği firma ise başka bir firma. Hem Albayrak'ın hem de diğer ismin Laçin'in ortak olduğu. Adil'inde ortak olduğu. 20, evet, 20 milyon euro gönderildiği firma. Metin'in bahsettiği firma ayrı firma. Şimdi Nurettin Canikli'nin cephesinden gelen bir açıklama var. Okuyalım mutlaka. Bu şeyi söylüyor. Simin tekstille ilgili olan. Hı hı. Simin tekstilde şunu söylüyor. Metin'in paylaşımlarında TSK'dan ihale alıp çorap satmak oldu. Pandemi sürecinde maske üretip satış yapmak gelir sağladı. Akın çorap ile birlikte iş ilişkisi içerisinde olduğu, kamu kaynaklarıyla soygun düzeni kurulduğu gibi iddiaları cevap vermiş. Bu iddialara cevap vermiş. Fabrikamız Temmuz 2007 ve 2018 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı yapan Sayın Bakanımız Nurettin Canikli'nin Albayrak grubundan talep etmesi üzerine 2018 tarihinde Giresun'da inşa edilmeye başlamış ve yatırım 150 makine olarak 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Grubumuz yatırım projeksiyonunda olmamasına rağmen Sayın Bakanımızın ricasını kırmayarak bu yatırımı Giresun'da gerçekleştirdik. Albayrak grubu bunu açıklıyor. Sayın Canikli'nin isteğiyle kurulmuş. Fabrika binasının yapımı grubumuz öz kaynaklarla karşılanmış. 150 adet çorap makinesi Halk Leasing, yani Halk Bankası'nın leasingiyle alınmış diyor. 150 adet çorap makinesi için Halk Leasing'den toplam 3,5 milyon euro gerekli teminatlar sağlanarak kredi kullanılmıştır. Ödemeleri geri söylüyor. 4 milyona yakın geri ödeme yaptık diye söylüyor. Dökümler verilmiş. Çok uzun bir açıklama bu. Son olarak Akın Çorap ile şirketimiz arasında bir ilişki bulunduğuna dair mesnetsiz iddialara karşı doğru bilmeye halkımızın hakkı vardır diye çok uzun bir açıklama yapmış. Yaklaşık 4,5-5 sayfalık bir açıklama bu. Bunun içerisinde şirketin zararda olduğunu, zarar miktarlarını yazmış. 2018'de 2021 yıllar arasında toplamda 9 milyon TL'ye yakın bir zarar ettiklerini bahsediyor. 2022 yılında birçok teklif verdiklerini ama bunları veremediğini, şirketin aylık 1 milyon çorap üretimi olduğunu, TSK'dan alınan ihalesinin de sadece 60 bin çift olduğunu, bu da bizim sadece 2 günlük üretimimize denk geldiğini, fabrikanın 2 günlük üretimine denk geldiğini söylüyor. Fabrikada maske üretimi yapılmadığını, bunun için 400 iğne grubuna ihtiyacı vardır ki fabrikamızda iğne grubu sayısı sadece 200'dür falan diye çok kapsamlı bir... Ama zaten maske üretimi onlarla ilgili değil ama burada birincisi izleyicilerimiz anlaması evet. açısından şunu söylemek lazım. Metin Cihan'a kendisinin söylediği ifade etti. Metin Cihan'ın ifade ettiği aile içinden bir kaynak yazışmaları gönderdi. WhatsApp yazışmalarını gönderdi. O WhatsApp yazışmalarında... Metin'in söylediği şey şöyle... Devlet bankalarından finanse edildiği söyleniyor. Zaten Albayrak grubunda da bunu söylüyor. Biz Halkbank Leasing'i kullandık şimdi diyor. Şimdi iki konuğumuz da hazır. Bir gidelim. Sorularımızla bunu yönlendirebilelim. Metin yeniden bizimle, Metin Cihan bizimle. Ve Abdullah Bey bizimle. Abdullah Güzel Dülger. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi. Ama aynı zamanda tüm bu söz ettiğimiz süreçler için hem TMSF'de görev almış hem de şimdi yine söz ettiğimiz bir yolsuzluk mu var diye söz ettiğimiz, içi mi boşaltıldı dediğimiz, kaynakları ne oldu diye sorduğumuz Boydak Yönetim Kurulu'nda aynı dönemde yer almış isimlerden biri ve az önce Canikli'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta da yer almış isimlerden biri. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Şule Hanım. Çok teşekkürler. İzninizle Metin Cihan'la devam edeceğim. Çünkü bağlantısı da zor ve şarj sorunu da var biliyorum. O nedenle Metin, senin bu tüm bu süreçlerde çizdiğinden eklemek istediğin bir şey var mı başka? Canikli'nin de verdiği yanıtlara bakarak. Canikli'nin yanıtlarına bir yanıt daha vereyim. Ertuğrul Çin'in ataması tarafından gerçekleşmedi. Abdullah Bey'i işaret ediyor. CEO olarak o atadı diye söylüyor. Tam olarak söylüyorum. Ticaret Sicil Gazetesi 17 Mart 2017 sayı 9286. Sicil Gazetesi'ni biliyorsunuzdur. Tam olarak şöyle. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin kararıyla Ertuğrul Çin'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasına diye. Yani bu kadar resmi ve açık, kamuya açık kaynaklar varken bile bu kadar açık yalan söylemesini anlamakta zorlanıyorum.
belki de anlayabiliriz, bilmiyorum. Başka türlü işin içinden çıkamıyordur. Notlarına bakıyorsun. Var mı Metin'e ekleyip sormak istediğiniz? Yok, Metin'e yok. Benim sormak istediğim başka bir şey yok. Peki. Düştü sanırım, değil mi arkadaşlar? Peki. Var mı Metin eklemek istediğin? Var aslında. Notlar almıştım ama dağıtmak istemiyorum konunuzu. Lütfen. İsterseniz bağlı kalayım. Ha, tamam. Kalmak istersen, ben zorluk çektiğini bildiğim için o nedenle söylemiştim. Seni zorda bırakmayayım diye. Peki. Kalmak, Abdullah Bey'i dinlemek istersen ve sorun varsa lütfen bir gazeteci olarak isterim. Araya girersen sevinirim. Abdullah Bey, şimdi... Metin, bu şeyle ilgili CEO atama yetkisi şirkettedir. Abdullah Güzeldülger'de, Bakan Bey, o dönemin bakanı Nurettin Canikli'de kanunen bunu yapamaz diyor. Ticaret Sicil Gazetesi'ndekini senin anlattığına istinaden bunu söylüyorlar. Abdullah Bey daha iyi cevaplar. Evet, ona sormuştum. Sanırım şöyle bir kelime oyunu var orada. Yönetim kurulu üyesi olarak atıyor ama CEO'nun kim olacağı herhalde yönetim kurulunda belirleniyor, bilmiyorum. Dolayısıyla o benimle alakası yok demek için CEO olarak ben atamadım diyor. Onun da öyle olup olmadığını bilmiyorum. Ama yönetim kurulu üyesi olarak zaten Ticaret Sicil Gazetesi'nde Canikli'nin kararıyla diye yazılmış. Çok evet. Alışık olmadığımız bir şekilde. Diğer hepsi için de öyle. Fatih Salihpaşaoğlu için öyle. Emin Sarıoğlu için öyle. Adil Kut, hepsi için bu geçerli. Zaten bu bahsettiğin isimlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ait fotoğrafları, hatta bu kişilerin normal özel hayatlarında tatile dahi beraber gittiklerini sen sosyal medyanda paylaştın. Doğru mu Cihan? Bunlar bir arkadaş grubu. Evet, aynen. Üsküdar'da takılan bir arkadaş grubu. Akşamları buluşan, herhalde nargile içmeye falan gidiyorlardır. Nasıl takılıyorlar bilmiyorum. Canikli, Nurettin Canikli. Yani ben şöyle yorumluyorum. Evet, bu fotoğraf. Ben şöyle yorumluyorum. Bu fotoğraf bu arada, hadi araya gireyim. Tarihi 17 Temmuz 2016. Yani darbeden 15 iki. Temmuz'dan, darbe girişiminden 2 gün sonra. Yunanistan'da bir ada. 15 Temmuz 1853'te 34KC532 plakalı araçla Nurettin Canikli'nin tahsis ettiği milletvekilliği araç dokunulmazlık kartıyla yeğeni Kemal Canikli Yunanistan'a çıkıyor. 20 Temmuz'da, yani 5 gün sonra geri dönüyor. Bu fotoğrafta o arada tatildeyken Yunanistan'da çekilmiş bir fotoğraf. Peki. Şimdi buraya bir virgül koyalım. Abdullah Bey'e dönelim. Sayın Güzeldülger, şimdi Sayın Canikli der ki benim dönemimde değil, ben değil, CEO olarak bu söz ettiğimiz Ertunç Laçineli, yani 20 milyon euro ile kayıplara karıştığı iddia edilen bu ismi Abdullah Güzeldülger atamıştır. Onunla çalışmıştır der. Öyle midir? Siz mi bu ismi getirdiniz? İsterseniz ben süreci en başından alarak anlatayım ki zihinler netleşsin. Ertunç Laçinel'i ben hayatımda görmedim, tanımadım, bilmem. Ertunç Laçinel TMSF'ye Canikli tarafından lanse edilmiştir. Canikli'nin yönlendirmesiyle TMSF'ye gelmiştir. TMSF Başkanı beni çağırmıştır yönetim kurulu başkanı olarak. Ertunç Laçinel de odasındaydı TMSF Başkanı'nın. Canikli tarafından gönderildiğini, Burak Erdoğan'la yakın ilişkisi olduğunu ifade etti orada. TMSF Başkanı şekilde, Şakir Ercan kim Şakir adı? Ercan Gül başkan iken, evet. Şakir Ercan Gül başkan iken Ertuğrul Laçinel onun odasına gelmişti. Nurettin Canik tarafından gönderildi. Ve oradan Nurettin Canikli ve Burak Erdoğan'dan bahsetti. Böylelikle grubumuza CEO olarak önerildiğini Şakir Bey ve ataması yapılması gerektiğini Canikli ve Burak Erdoğan. Canikli'den ve Burak Erdoğan'dan bahsetti. Evet. Sayın Güzeldülger, yani böyle mi işler peki TMSF'de? Kendi ilişki ağını böyle anlattı TMSF'de ve böylelikle CEO ataması yapıldı. CEO ataması yapılınca doğal olarak ticaret kanunu gereği bir yönetim kurulu üyesi olması hasebi gerekiyor. Yönetim kurulu olması için de o atamayı biz yaptık. Baştan bu gelen şahsın bir yolsuzluk yapacağını, kötü orada işler yapacağına dair bir bilgimiz yoktu. Ama çalışmaya başladıkça hemen ikinci gün, üçüncü günden kendini göstermeye başladı. İlk fasosu bu arkadaşın, Ertuğrul Laçinel'in, Onur Air'den getirdiği bir 40 bin dolarlık bir yolculuk faturasıydı, uçak faturasıydı. Kendisi yurt dışı seyahate çıktı. Boydak Holding'in ülkelerdeki temsilciliklerini gezmek üzere.
Boyda Holding'in uçağı varken, Türk Hava Yolları'ndan business class uçma imkanı varken, Onur Air'den bir uçak kiraladığını ve bu uçağın faturasıyla geldi şeye, şirkete. Ben de kendisine uyardım, dedim. Bizim özel uçağımız var. Eğer bana söyleseydin, özel uçakla gidebilirdim. Kaldı ki Türk Hava Yolları'nın business uçma imkanı var. Niye sen Onur Air'den uçak kiraladın bana sormadan, bize sormadan dediğimde, bu 40 bin dolarlık faturayı muhasebeye vermişti. Muhasebe, ben bunu TMSF Başkanı'na bildirdim. TMSF Başkanı Canikli'ye bildirdi. Ve CEO geldi, bu faturayı geri çekti. Ve o fatura ortadan kayboldu. Ben de kendisine sordum, ne oldu bu Onur Air'in ödeme gideri dedim. Ben hallettim dedi. O gün ben bundan şüphe duymaya başladım. O gün başladı yani. Daha geldiğinin birinci haftasında böyle bir konu ortaya çıkardı. Arkasından böyle sürekli böyle mesela 300 tane güvenlik görevlisini bir anda kapının dışına koymak istedi. Ben de bunun sebebini sorduğumda bunların hepsinin FETÖ'cü olduğunu söyledi. Peki dedim, nasıl yapacağız? 5 milyon lira dedim, bunların tazminatı tutuyor. Şirket dedim 5 milyon lira tazminat ödeyecek. Ben dedi bir şirket buldum. Bu şirket bu çalışanların 300 kişinin 250 kişisini tekrar o şirket üzerinden güvenlik görevlisi olarak o şirketin üzerinden alacağız dedi. 50 kişiyi de tasfiye edeceğiz FETÖ'cü olduğu için. Peki dedim, muhasebeye sordum, kaç para bizim güvenlik görevlisi maliyetimiz? 3 bin.